Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet, yeni ay enerjileri devrede, yeni artık ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek, onu hissetmeye, görmeye başlayacağız hafta boyunca. Tabii ki yengeç yeni ayının enerjileri de hayatımıza daha fazla dahil olacak. Güneşle beraber Merkür ve Mars da yengeç burcunda şu sıralarda sizin 8. evinizde ilerliyor. Burası parasal konularla ilgilidir. Hafta içerisinde güçlü etkiler var. Hafta başında Balık burcundaki Neptün'ün 8. evinize göndereceği güzel açılar belki de finansal bir sorununuzu ailevi desteklerle çözümleyebileceğinizin işaretçisi. Aileye ait toprak, emlak, mülk gibi konular olabilir. Bunların satışı, kiralanması olabilir. Bu size gelir getirebilir. Ya da miras gibi, nafaka gibi yine bazı kavramlar olabilir. Ve bunlar sizi destekleyecek pozisyonda olacaklar. Hafta sonuna doğruysa Plüto açısı biraz daha gerilim yaratacak gibi görünüyor. Parasal anlamda vergi gibi, sigorta gibi parasal bazı yükümlülükler, sorumluluklar öne çıkarken bu da sizi zaman zaman korkutabilir, endişelendirebilir ama sonuçta önemli destekler alacağınız için birçok konuyu da finansal anlamda üstesinden gelebilir, toparlayabilirsiniz. Ay açılarına baktığımızda haftanın ilk iki günü Ay Aslan Burcu'nda bu genel anlamda motivasyonunuzu yükseltecektir. Hayatın keyfini çıkarmak, biraz eğlenmek isteyeceksiniz. Bunun için kısa seyahatler, uzun seyahatler planlayabilirsiniz. Kültürel faaliyetler de ilginizi çekiyor. Değişik konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz, sosyal medyada zaman geçirebilirsiniz. Daha fazla iletişim trafiği olacak yakınlarınızla, akrabalarla bu dönemde. Çarşamba ve Perşembe günü ise Ay Başak Burcu'nda biraz daha sorumluluklar, iş, görev, kariyer konuları öne çıkarken Cuma'dan itibaren Ay Terazi Burcu'na geçiyor ve sosyalleşme zamanı arkadaşlar bu sefer öne çıkıyor. Bazı grup etkinlikleri, faaliyetleri içerisinde yer alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.